Başkanı, Sayın Oya Fişek ve Fişek ailesinin saygıdeğer üyeleri, Sayın öğretim üyeleri ve değerli konuklar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türk Tabipleri Birliği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği İşbirliği ile düzenlenen Profesör Doktor Nusret Fişek Anma Etkinliği'ne hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Hakan Altıntaş'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin değerli başkanları, Sayın Oya Fişek ve Fişek ailesinin saygıdeğer üyeleri, değerli öğretim üyeleri, değerli Hacettepe'liler, ve halk sağlığı çalışanları, Profesör Doktor Nusret Fişek Anma Etkinliği'ne hoş geldiniz. Elbette bir açılış konuşması çerçevesinde değerli hocamızı layıkıyla anlatabilmek mümkün değil. Hocamızla ilgili yazılmış çok sayıda yazı var. Belki gelirken dikkatinizi çekmiştir ama bu yazılardan bir seçki Tıp Fakültesi binası girişinde sergilenmekte. Buradaki amaç tabii her yeni tıp öğrencisinin Nusret hocamızı tanımasına katkıda bulunmak. İşte bu yazılardan çıkardığım kadarıyla değerli hocamızın bazı vasıflarından bahsetmek istiyorum. Bir hocamız bir bilim insanı, çok deneyimli ve tecrübeli bir yönetici, bir lider, demokrat bir kişiliği var. Hocamız insan hakları savunucusu. Tabii ki bir halk sağlıkçı. Yine çok önemli vasıflar olarak bir cumhuriyet aydını ve Atatürkçü. Bu değerlerin günümüzde de ne kadar önemli olduğunu hepimiz farkındayız. Bu değerler nedeniyle hocamız her zaman için bize önder ve yol gösterici olarak önümüzü aydınlatmakta. Fişek hocamız sağlıklı yaşamanın bir insan hakkı olduğunu savunmuş ve yaşamı boyunca herkese nitelikli sağlık hizmeti ulaşması için çabalamıştır. Yine hocanın özgeçmişine baktığımızda, ki bu da açılış konuşmaları sonrasında ayrıntılı olarak sizlere takdim edilecek. Hocamızın farklı kimliklere sahip olduğunu görüyoruz. Bu kimliklerden birisi, hocamız uluslararası tanınmış bir kişidir. Birçok uluslararası örgütte görevler almış, onların çalışmalarında yer almıştır. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü İcra Komitesi üyeliği yapmıştır. Elbette hocamız ulusal olarak tanınmış bir kişidir. Bu tanınmışlığını Sağlık Bakanlığı içerisinde yapmış olduğu çeşitli görevler ve hizmetler sonucu edinmiştir. Bu görevlerin en üstleri Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yapması, bir dönem Sağlık Bakanlığı'na vekalet etmesidir. Ayrıca hocamızın son derece önemli iki büyük eseri vardır. Biz halk sağlıkçılar tarafından son derece önemsenen, bunlardan birisi sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanundur. Bir diğeri de nüfus planlaması kanunudur. Bizim açımızdan önemli olan bir diğer özelliği, Hacettepe'li
Nusret Fişek hocamızdır. Hacettepe'nin kuruluşuna temel atanlardan ve Hacettepe'nin bugüne gelmesinde rol oynayan önemli isimlerden birisidir değerli hocamız. Bunun için farklı görevler üstlenmiştir. Toplum Hekimliği Enstitüsü Müdürlüğü, mezuniyet sonrası Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Nüfus Hekimleri Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı bunlardan bazılarıdır. Yine altını çizerek vurgulamak isterim ki 50. yılımızı kutladığımız bu senenin bu seneye gelmemizde en önemli katkı sahibi olan hocalarımızdan birisidir Profesör Doktor Nusret Fişek. Hocamızın Türk Tabipleri Birliği çalışmaları vardır. TTB kimliği vardır. Ve bu kuruluşta hekimliğin en üst kuruluşunda 6 yıl başkanlık yapmıştır. Burada hekimlerin meslek hakları, tıp meslek ahlakı, idam ve işkence karşıtı çalışmalarıyla toplumumuza çok önemli hizmetlerde bulunmuştur. Hekimlik üzerinden toplumumuza yansıyan çok önemli hizmetleri olmuştur. Yine bugün de bunların değerini bir kez daha idrak ediyoruz. Hocamızın sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili de bir kimliği vardır. Sivil toplum kuruluşlarının kuruluşlarında kurucu olarak görev almıştır. Bunlardan bazıları Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Hekimler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve İnsan Hakları Derneği'dir. Bu da bir hekimin toplum liderliği açısından nelere dikkat etmesini göstermesi açısından bizler için son derece önemlidir. Tabii ki hocamızın bir halk sağlıkçı kimliği var. Bu kimlik belki de bizi bu salonda toplayan en önemli kimliklerden birisi. Türkiye'de halk sağlığının gelişmesine, büyümesine, bugüne gelmesine o önderlik etmiştir. Ve Türkiye'deki tüm halk sağlığı anabilim dalları ya da halk sağlığıyla uğraşanlar bir söze başlarken ilk kez onun adıyla başlarlar. Hocamız elbette iyi bir eş ve iyi bir baba kimliğine de sahipti. Bunu da görselleri izlerken bir kez daha göreceğiz. Son derece çok gönlü, başarılı, üretken değerli hocamız çok sayıda da ödüller almıştır bu nedenle. Bunlardan bazılarını sayacak olursak Hacettepe Üniversitesi, Türk Tabipleri Birliği ve TÜBİTAK Hizmet Ödülleri bunların başlıcalarıdır. Hocamız bizlere halk sağlığı çalışanlarına, sağlık camiasına ilham kaynağı olmaya ve önder olmaya devam etmektedir. Biz de bu yukarıda sayılan kimliklerden birinin parçası olarak, yani ana bilim dalı olarak Fişek öğretisinin ilkelerini kuşaktan kuşağa aktarmaya ve onun yolunda ilerlemeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bu öğretiyi bize hocalarımız verdiler. Biz de eğer başarılı olabilirsek bizden sonra gelen hocalarımıza bu öğretiyi aktaracağız. Değerli hocamız, önderimiz Profesör Doktor Nusret Fişek'i bir kez daha saygıyla, sevgiyle anıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Konuşmaları için Profesör Doktor Sayın Hakan Altıntaş'a teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Türkan Güney'i kürsüye davet ediyorum. Evet, çok heyecanlı bir gün gerçekten.
Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Sayın TTE ve Başkanım, Sayın Fişek Ailesi, değerli halksalçılar, bakıyorum değerli öğrencilerimiz, değerli Fişek dostları, hoş geldiniz. Halksağlık Uzmanları Derneği olarak ortak değerimiz, sevgili hocamız Profesör Doktor Nusret Fişek'i birlikte anmaktan onur duyuyoruz. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bilim Dalı'na ve Türk Tabipleri Birliği'ne bu yıl bu anmayı birlikte yapmak için getirdiğimiz öneriyi kabul ettikleri için, bu işbirliği için çok teşekkür ediyoruz. Nusret Fişek hocamız, ülkemizde halk sağlığı disiplininin kurucusu ve sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin mimarıdır, yaratıcısıdır. Hocamızın yetiştirdiği pek çok değerli halk sağlığı bilim insanı alanımızın genişlemesini, yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Bizler hem eserleri hem de onun öğrencilerinin aktarımlarıyla tanıştık Nusret Fişek hocamızla. Öğrencilerinden Profesör Doktor Rahmi Dirican bir kitabının sunuşunda Nusret Fişek'i, Nusret Hoca bir düşünce ve eylem adamıydı. 76 yıllık yaşamının son 33 yılını toplumsal sağlığın geliştirilmesi, tüm insanların sağlık hizmetlerinden olanakların el verdiği en üst düzeyde yararlanması için çaba harcamakla geçirdi. İnandığı düşünceleri gerçekleştirmek için başta üst düzey yöneticiler ve sağlık mesleği mensupları olmak üzere çeşitli toplumsal grupların bu konulara ilgini çekmek ve onlara eğitmek amacıyla her fırsattan yararlanarak makaleler yazdı, konferanslar yaptı, açık oturumlara katıldı diyerek anlatır. Halk sağlıkçının doğru bildiğini yılmadan, yorulmadan anlatması gerektiği dersini çıkarıyoruz biz bu anlatımdan. Nusret Fişek hocamız bir yazısında hekimlerin güç birliği yapmaları, sorumluluklarının bilincini birey düzeyinden toplum düzeyine çıkarmaları, ülkemizin sağlık alanında beklenen atılımı yapmasının yolunu açacaktır diyerek meslek örgütü, dernek ve sendikalara toplumsal sorunlarla ilgili görüşlerini halka duyurmak ve hükümetlere baskı yapmak görevini verir. Hocamızın bu yaklaşımı onun öğrencileri tarafından 1995 yılında kurulan derneğimizin de ana amacı olmuştur. Derneğimiz kuruluşundan beri sağlık hakkını bir yaşam hakkı olarak görmüş ve savunmuştur. Bu doğrultuda diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, çocuk ihmal ve istismar önlenmesi, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi gibi pek çok konuda gerekli bilimsel bilgi üreterek ve halkı bilgilendirerek karar vericileri etkilemeye çalışmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu çabaları artırarak sürdüreceğiz. En büyük ilham kaynağımız da Nusret Fişek hocamız ve onun düşünceleridir. Ben halk sağlığında çalışanlar adına hocalarımızın öğrencilerine de minnetlerimizi sunmak istiyorum. Onlar Fişek ruhunu hiç kaybetmemiş ve onlarca genci etkilemişlerdir. Bu konuşma bana bu fırsatı verdi. Çok teşekkür ederim onlara. Aramızdan ayrılışının 27. yılında hocamızı saygıyla anıyor ve tekrar sözünüzü tekrar ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hocamızın gösterdiği yoldaki çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Teşekkür ediyorum. Konuşmaları için Profesör Doktor Sayın Türkan Güney'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Sayın Raşit Türkiye Türkiye'ye selam çekiyor. Sayın Rektör, Sayın Dekan, Sayın Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı ve Halk Sağlığı'nın değerli üyeleri, bu alanda çalışanlar ve Fişek ailesinin değerli üyeleri. Değerli hocamız Nusret Fişek'i aramızda ayrılışının 27. yılında anmak üzere bir araya geldik. Profesör Doktor Nusret Fişek, sağlıklı yaşamanın bir insan hakkı olduğunu savunmuş. Tüm bilimsel çalışmalarını ve eylemlerini herkese nitelikli
sağlık hizmeti sunmak üzerine kurmuştur. Ki yaşadığımız bu günlerde bu tür niyetlerin, bu tür amaçların, bu tür çalışmaların anlamı giderek artmaktadır. Savaş döneminin sona ermesiyle insan gücü ihtiyacının azalması, ortaya çıkan hızlı nüfus artışı, Profesör Doktor Nusret Fişi'yi harekete geçirmiş, bunlar üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmış. Aşırı doğurganlığın ve çağ dışı yöntemlerle hamileliğe son vermenin getirdiği sonuçlar üzerinde düşünmüş, çalışmış. Hızlı nüfus artışıyla sağlık, ekonomi ve sosyal sorunlar arasında bağlantılar kurmuş ve bu alanda nüfus arttırıcı politikaları çok ön planda olduğu bir dönemde aile planlamasını ve nüfus programlarını gündeme getirmiştir. Yine bugünlerde aile planlamasının bir kenara bırakılmak istendiği politikaların ön planda olduğu bugünlerde anlamı giderek artıyor Nusret Hocamızın düşüncelerinin ve eylemlerinin. Nüfus ve aile planlaması programlarını oluştururken kadın sağlığı ve kadın hakları çerçevesinde bunları ele almış ve nüfus planlamasının etkin biçimde ortaya konmasını gündeme getirmiş, kapsamlı bir çalışma içerisine girmiştir. Ülke çapında nüfus ve nüfus ile sağlık ilişkisi üzerine çalışmalar ortaya koymuş. Türkiye Nüfus Araştırmacısı'nın yönlendiricisi ve uygulayıcısı olmuştur. Profesör Doktor Nusret Fişek'in dil, din, mezhep, soy, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç ayrımı gözetmeksizin herkese nitelikli sağlık hizmeti sunulması anlayışının bir yansıması olarak sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanunun çıkartılmasında çok ciddi katkıları ve çalışmaları olmuştur. 1961 yılında kabul edilen 224 sayılı bu yasa, sağlık yönetimi ve toplumun katılımı açısından oldukça ileri bir konumdaydı. Toplum sağlığını önceleyen çalışmaların bir sonucuydu, ürünüydü biliyorsunuz diye. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin bir hayal olmaktan çıkartılması, bunların somutlanması, küçük bulması ve ülkemizin en ücra köşelerine kadar sağlık ocaklarının oluşturularak buralara hekimlerin, sağlık çalışanlarının ulaşmasının, buralarda hizmet etmesinin sağlanması, yardımcı sağlık personelini bir ekip olarak hekimlerle birlikte bu alanlarda yaptığı önemli çalışmalar, koruyucu hekimliğe verdiği önem, hocamızın bizler için çok önemli saydığımız ve bugün yine önemli daha fazla sağlığın özelleştirildiği, sağlığın piyasalaştırıldığı bu dönemde önemli daha fazla vurgulamak istediğimiz çalışmalarıdır. 1963'te uygulamaya geçilen bu basamaklı sağlık sistemi, halk sağlığını önceleyen, nitelikli sağlık hizmetini ortaya koyan bu uygulamalar maalesef günümüzde tamamen bir kenara bırakılmış. Ama bizler için Nusret Hocamızın bize gösterdiği doğrultuda, onun verdiği ilhamla çalışmalarımıza renk katmakta, bize güç katmakta ve bu mücadeleyi bu dönemde de onun gösterdiği ışık altında sürdürme kararlılığındayız. Biraz önce de söz edildiği gibi Nusret Fişek Hocamız aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Konseyi Başkanlığı'nın görevini yürütmüştür ve o dönemde birçok önemli girişime imza atmıştır. Kamu kuruluş niteliğinde olan Türk Tabipleri Birliği'nin hükümetten bağımsız bir yapı olarak Türk Tabipleri Birliği'nin hem üyelerin hak ve çıkarlarını korurken bu alanda çalışmaları gerçekleştirirken diğer yandan halk sağlığına katkı sağlayan, toplum sağlığını önceleyen çalışmaları Türk Tabipleri Birliği'nde yeni bir döneme açılmasına fırsat vermiştir
çeşitli kolların ortaya konması, işçi sağlığı kolu, personel kimlik kolu, insan hakları kolu ve bu alanda yapılan çalışmalar günümüzde hala onun verdiği ivmeyle çalışmalar olarak sürmektedir. Biraz önce de söz edildiği gibi idam karşıtlığı, işkence karşıtlığı, insan hakları alanındaki çalışmalarda bize şu anda da yol gösterici niteliktedir. Aramızdan ayrıldığı 3 Kasım 1990 gününde bildiğiniz gibi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi olarak görev yapmaktaydı değerli hocamız. Halk sağlığı önderi olan Türk Tabipleri Birliği'nin eski başkanı Profesör Doktor Nusret Fişekir, sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Teşekkür ederim. Konuşmaları için Profesör Doktor Sayın Raşit Fikir'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Bülent Altun'u kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Fişek ailesi, Sayın Rektörüm, Sayın Başkanlarım, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler. Aslında Nusret Fişek hocayla beraber çalışma ya da tanışma şerefine erişemedim. Ancak 30 yılı aşkın öğrenciliğimden beri süren fakülte yaşantımda sadece halk sağlığı öğretim üyelerinde, öğrencilerinde değil tüm fakültede onun yarattığı toplum sağlığına yönelik enerjiyi ve rüzgarı hissetmiş bulunuyorum. Tabii bu rüzgar bizim tıp fakültemizde son bir yıldır ivmeli bir şekilde etkilemiş durumda. En son Nisan ayında halk sağlığı öğretim üyelerinin desteğiyle ülkemizde yapılmış olan ulusal hastalık yükü çalışmasını hem akademisyenlerimizle hem de sağlık otoriteleriyle çözüm önerileri, eğitime nasıl yansıması yönünde bir panel düzenledik. Bunun bu sene tamamlayıcısı olmak üzere bu bulaşıcı olmayan hastalıkların öne çıkan, ulusal hastalık yönünde öne çıkan bulaşıcı olmayan hastalıkların önleme programlarında yine tıp fakültemiz ve halk sağlığı enstitüsüyle beraber yapacağımız programla öğrencilerimizle ve öğretim üyelerimizle paylaşacağız. Tüm bunların bir yansıması olarak da yine Sayın Rektörümüzün desteğiyle bu sene Şevkat Hoca'nın başkanlığında halk sağlığı enstitüsünün altında bulaşıcı olmayan hastalıklar ana bilim dalı kurulmuş ve ileriye dönük bu hastalıkların önlenmesiyle ilgili programların başlatılması planlanmıştır. Saygıdeğer Nusret Hoca, öncelikle size bir hekim olarak toplum sağlığı ve önleyici hekimlik adına yarattığınız enerji ve rüzgar için, bunun yanı sıra tıp fakültemizin kuruluşunda, halk sağlığı ana bilim dalının kuruluşunda, nüfus etkilenen sütün kuruluşunda emeklerinizden dolayı sizi şükranla anıyor, zafer diliyorum. Teşekkür ederim. Konuşmaları için Profesör Doktor Sayın Bülent Altın'a teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Hürrem Özen'i kürsüye davet ediyorum. Değerli Fişek ailesi, değerli TTB Merkez Konseyi Başkanı ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı ve Nusret Fişek'i sevenler, sayanlar, ananlar ve beni de en çok mutluluğa boğan bu öğrenciler. Çünkü bu öğrencilerin bir eksiği var bende. Çünkü tanımıyorlar. Okumakla da tanınmaz kolay kolay Nusret Hoca. Şimdi Hacettepe Üniversitesi ve Hacettepe Tıp, geçen gün Sayın Dekan emekli olan hocalarımızı davet etti dekanlığa. 120 tane emekli olan hocamız geldi. Şimdi bu salonda yalnız saymış değilsem şu anda da 4 tane emekli olan hocam oturuyor. Şimdi ama değerli öğrenci kardeşlerim, Hacettepe'yi Hacettepe yapan sembol hocalar vardır. Bunlar böyle yüzlerce değildir. Hiçbir yerde de yüzlerce sembol olmazlar. Benim aklımda öncelikle iki kişi geçiyor.
Bunlar Hacettepe, Hacettepe yapan işler. Numara bir ve açık ara Nusret Fişek'tir. Numara iki Hüsnü Göksel'dir. Numara üç Şeref Sileli'dir. Şimdi bunları ya dört de olabilir, beş de olabilir, altı da olabilir ama bazılarının yerlerine oturtmamız lazım. Şimdi düşünün öğrenciyken arkadaşlar. Toplum hekimliği sınavına giriyorsunuz. Ve üç kişi giriyorsunuz. Sizi sınav eden Allah rahmet eylesin Nevzat Hoca. Soru şu. Kızamık nasıl bir hastalıktır? Şimdi çocuk sağlığı bölümünde işte bir hocamız var. Size bütün etiyolojisini, hatta bununla beraber komplikasyonları, hatta milyonda bir olan komplikasyonları da öğretiyorlar. Benim arkadaşım, benden bir numara küçük olan, dedi ki kızamık döküntülü, bulaşıcı, yaygın, basit bir hastalıktır dedi. Yavrum sana öğretememişler dedi. Ben kızamık mezarlıkları gördüm bu ülkede. Şimdi böyle yetişmek başka bir şey. Böyle yetişmek başka bir şey. Yoksa kızamıkla ilgili 100 sayfayı okumak başka bir şey. Onun için çok şanssızsınız. Gerçekten şanssızsınız. Öğrenci arkadaşlarım. Öyle bir insan ki bazıları da söyler. Söyler çok güzeldir. Ama eylemde o söylemiyle her zaman örtüşmeyebilir. Hocamın ölüm sebebi benim mesleğimle ilgilidir. Sebepti. Ve doktora olma şerefine de nail olmuştum o zaman. Ve hocama şu cümleyi etmiştim. Hocam ya bu ülkede kimlere biz rapor veriyoruz yurt dışında tedavi için? Ne olur? Bakın o zaman şu anda en az 10 küsur ilaç var hocam o evresi için. O zaman bir tane ilaç yeni çıkmıştı. Haluk dedi, senin dedi bu şimdi söylediklerin ve yapacaklarından farklı ne var? Hocam dedi, klasik olarak yok ama bir sürü deneysel çalışma. Yok gitmem, sen yetersin dedi. Şimdi yani insanın kendi kişisel sağlığı ve ömrü de söz konusu olmasına rağmen ilkelerinden, hayata bakışından hiç ödün vermemek öyle her baba yiğidin de kârı. Bana çok uzun süre halk sağlığını bir türlü, yani ben gidiyorum halk sağlığı anabilim dalına, nereye gidiyorsun diyorlar, toplum hekimliği anabilim dalına gidiyorum. Ya değiştiremedim dilimi çünkü beni o kadar etkilemişti ki. Nasıl etkilemesin ama değerli öğrenci arkadaşlarım. Ya öyle bir üniversitenin tıp fakültesinin içine öyle bir dizayn edin koyun ki üçüncü sınıfta hıfzı sahaya gitsin. Şimdi Raşit burada. Kızmasın bana. İstanbul Üniversitesi'nin hangi tıp fakültesinde 3. sınıfta sadece PPD'yi, tüberkülozu, akciğer filmini öğrenmek için 15 gün hıfzı sahaya gönderiliyordu. Sene 1973'te. Bizi biz yapan, bizi gerçekten Hacettepe şövenliği yapıyor demeyin bana. Hacettepe'nin ayrıcalığını sağlayan genel cerrahide şu ameliyatın yapılması değildir. Bizim hayata Nusret Fişek'in gözüyle bakmamızı sağlayan eğitimden geçmemizdir. Eğer ben bugün acıcık şu kadarcık farklı bir doktorluğa sahipsem tamamen ve tamamen toplum hekimliği eğitimine borçluyum bunu. Ya bunu daha nasıl anlatabilirim size? Beşinci sınıfta beş kişi bir köy evinde kendiniz yiyorsunuz, kendiniz temizliyorsunuz. Akşam köy kahvesine gidiyorsunuz. Köy kahvesinde ana çocuk sağlığı ve doğum kontrolünü köylülerle beraber oturuyorsunuz. Sağlık evine gidiyorsunuz. Sağlık evine gittiğinizde yanınızda ebeyle aşıya gidiyorsunuz. Hayatımda ilk penisilini ben toplum hekimliği sayesinde yaptım. Ama ondan daha önemlisini söyleyeyim. Penisilini başka bir yerde de yapabilirsiniz. Sevgili genç kardeşlerim, 5. sınıfta bir çocuk düşünün, bilimsel araştırma nedir? Bize bunu öğrettiler. Ya efendim, biz tabii Nobel alacak bir araştırma falan yapmadık köyde. Ama işte ne bileyim ben, belli bir çocuk sahibi olmaktan daha fazla çocuk sahibi olan annelerin sağlık sorunları. Örneğin, ama bunu nasıl çalışırız? Hangi istatistiki şeylere dayanarak bunu değerlendiririz?
Bunu 5. sınıfta genel cerrahi öğretmedi. Mesleği oldu, üroloji öğretmedi. Bunu da toplum hekimliği öğretti bize. İşte sevgili Bülent söyledi gerçekten. Geçen gün hocadan yani acaba neler dedim, aklıma ilk bu geldi. Bir sunum yapıldı ulusal hastalık yükü diye. Bülent'le beraber, ya Bülent ne olur bunu da bizim tıp eğitiminin körikulumuna koyalım. Yani güncel olarak bizim çocuklarımız buradan mezun olurken bugünün hastalıklarını, yarının hastalıklarını öğrenerek gitsinler diye. Ya bunu Haluk Özen falan düşünmedi. Haluk Özen'e bunu öğretenler öyle düşünmesi gerektiğini öğrettiler. Bilmiyorum ki geçen gün yine nüfus hekimlerinin 50. yıl dönümünde vallahi bilmiyordum. Cehaletime verin. Nüfus hekimlerinin kurucu başkanı, müdürü Nusret Hoca. Nüfus hekimleri enstitüsü ne demek? Aslında şu anda hala Türkiye'deki haddimi aşıyorsam hocam kusuruma bakmayın. Sağlıkla ilgili en sağlıklı veriyi veren enstitüden bahsediyorum. Bunu 1960 50. yıl olduğuna göre geriye çevirsene bana 2017'den 67'de hocam kuruyor ve bak müdürlüğünü alıyor. Bunlar inanılmaz şeyler hakikaten. Ama ya bak ne kadar mutluyum biliyor musun? Belli oluyordur da yani bu salon bu kadar dolu olmaz. İnşallah gelecek yıl bunu M salonunda yaparız. Ama hep TDB yanımızda olsun. Çünkü burayı bu kadar yapan da TDB de aynı zamanda. Ben çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Profesör Doktor Nusret Fişek, 21 Kasım 1914 yılında Sivas'ta doğdu. Annesi Mukaddes Hanım, babası Kurtuluş Savaşı komutanlarından Hayrullah Fişek, kardeşi Profesör Doktor Hicri Fişek'tir. Başarılarında büyük payı bulunduğunu her zaman andığı Perihan Hanım'la evlenmiş ve bu evlilikten Kurtan ve Gürhan adında iki oğlu olmuştur. 1932'de dönemin en fazla nitelikli mezun veren okullarından biri olan Kabataş Erkek Lisesi'nin fen kolundan mezun olmuş. 1938 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini birincilikle bitirmiştir. 1941 yılında aynı üniversitede bakteriyoloji ihtisasını tamamlayan Profesör Doktor Nusret Fişek, 1946'da biyokimya uzmanı oldu. 1952'de ise Harvard Üniversitesi'nden tıp bilimlerinde doktora derecesi aldı. Kendisi tıp bilimleri felsefe doktoru olan ilk Türk. 1955 yılında biyokimya doçenti, 1966 yılında ise halk sağlığı profesörü oldu. Tetanos toksoidi konusunda yaptığı özgün çalışmayla uluslararası başarı kazandı. Profesör Doktor Nusret Fişek, sağlıklı yaşamanın bir insan hakkı olduğunu savunmuş, tüm bilimsel çalışmalarını ve eylemlerini herkese nitelikli sağlık hizmeti ulaşması hedefine yöneltmiştir. Demografi ve halk sağlığı disiplinlerinin ortak sorun alanlarını saptayan Profesör Doktor Nusret Fişek, doğumlarla ölümler hakkında sağlık veri toplanmasının önemine dikkat çekmiş, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Nüfus Etikleri Enstitüsü'nde 5 yıl boyunca müdürlük yapmıştır. Bu süre içinde bir yandan insan yetiştirmiş, bir yandan farklı bilim dallarında faaliyet gösteren uzmanlar ve kuruluşlar arası ilişkiler sağlamış, araştırmalar yürüterek sağlıklı bir veri tabanı oluşturmuş, bir yandan da nüfus bilim sözlüğünün oluşturulmasına önem olarak demografideki kavramlara Türkçe karşılıklar bulunması için katkılarda bulunmuştur. Gebeliği önleyici yöntemlerle ilgili halk eğitimi çalışmalarının hem kadınlara hem de erkeklere yönelik olarak yapılmasını sağlamıştır. Nüfus sorunu ve buna bağlı olarak sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi konusunda 1960 yılında 1. 5 yıllık kalkınma planı sağlık sektörü kısmını hazırlayarak plancılardan uygulayıcılara kadar birçok insanı eğitmiştir.
Doğru kararlar alabilmek için güvenilir bilgi toplamanın gerekliliğini iyi bilen bir kişi olarak Profesör Doktor Nusret Fişek, ilk olarak 1963 yılında yapılmaya başlanan ülke çapındaki nüfus ve nüfus sağlık ilişkilerini ortaya koyan araştırmaların yönlendiricisi ve uygulayıcısı olarak konunun önemini ülkemizde kavranmasında en büyük rolü oynayan kişilerden biridir. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etikleri Enstitüsü'ndeki Dokümantasyon Merkezi'nin kurulması onun çaba ve destekleriyle sağlanmış olup, bu merkez halen ülkemizde konusunda tek ve en büyük bilgi kaynağı olma durumunu korumaktadır. Profesör Doktor Nusret Fişek, dil, din, mezhep, soy, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç ayrımı gözetmeksizin herkese nitelikli sağlık hizmeti anlayışının yansıması olan sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanunun mimarı olmuştur. Böylece ülkenin en ücra köşelerine kadar sağlık hizmetinin yayılmasını sağlamış, köylere eve, ilçelere doktor, yardımcı sağlık personeli, gerekli araç ve gereç ulaştırılmıştır. İlki 1963'te uygulamaya geçirilen sağlık ocaklarıyla birlikte basamaklı, katılımcı ve nitelikli sağlık hizmetlerini halka yaymıştır. 1960 yılında Refik Saydam Hususi Okulu Müdürlüğü görevinin yanında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı'nın da yürütmesi istenmiştir. Bu dönemde kısa bir süre hem müsteşarlık görevini yürütmüş hem de Sağlık Bakanlığı'na vekalet etmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kurulmasında ve gelişmesinde büyük katkıları olan Profesör Doktor Nusret Fişek, tıp eğitiminin niteliği üzerinde önemli durmuştur. 1963 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde kurulmuş olan Toplum Hekimliği Enstitüsü'nün müdürlüğüne geçmiştir. 1965 yılında Etimesgut Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nin, 1975 yılında ise Çubuk Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nin kurulmasını sağlamıştır. 1983 yılında Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı görevini kabul ederek bu meslek örgütünü başkanlığını yaptığı 6 yıl içinde demokrasi mücadelesi veren seçkin bir toplum örgütü haline getirmiştir. Bilimi, tıp meslek ahlakını, barışı, demokrasiyi ve insan haklarını savunan Profesör Doktor Nusret Fişek, işkencelere karşı çıkarak cezaevlerinde yaşanan sorunlarla yakından ilgilenmiş, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Hekimler Derneği'nin, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ve İnsan Hakları Derneği'nin kurucu üyesi olmuştur. Türk Tabipler Birliği'nin yasasından gelen yetkilerinden yararlanarak bir yandan üyelerinin hak ve çıkarlarını korurken öte yandan halk sağlığına katkısını sağlamak için yürürlüğe konulan bu programlar üretici etkinlikler olarak nitelenmiştir. Refik Saydam Merkez Hıfzı Sağ Enstitüsü Aşı Kontrol Laboratuvarı Şefliği, Avrupa Biyolojik Standartizasyon Birliği Eksper Komitesi Üyeliği, Dünya Sağlık Örgütü Danışmanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Öğretim Üyeliği, Refik Saydam Hıfzı Sağ Okulu Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarlığı, Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etikleri Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı, International Editorial Advisory Committee of the Population Information Program of the George Washington University Medical Center üyeliği, Dünya Nüfus Araştırmasının Değerlendirilmesi, Dünya Sağlık Örgütü HRP ile Hizmet Araştırmaları Steering Komitesi üyeliği ve Dünya Sağlık Örgütü İcra Komitesi üyeliği görevlerinde bulunan Profesör Doktor Nusret Fişek, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı da yapmıştır. Nüfus bilim alanındaki çalışmaları nedeniyle Michigan Üniversitesi 150. yıl ödülünü, sağlığın sosyalleştirilmesi alanındaki çalışmaları nedeniyle ise İngiliz Kraliyet Akademisi üyeliğini alan Profesör Doktor Nusret Fişek, Cüzdan Savaş ve Araştırma Derneği Şeref Diploması, Hacettepe Üniversitesi Akademik Hizmet Belgesi, Türk Tabipleri Birliği Hizmet ve Onur Belgesi, Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği Şeref Rozeti sahiptir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanun ile Türk Nüfus Planlaması Kanunu'nun hazırlanması, sağlık hizmetlerinin daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından da benimsenen çağdaş ilkelere göre düzenlenmesindeki önemli hizmetleri, tıp eğitiminin topluma dönük eğitim biçimine dönüştürülmesindeki hizmetleri, mikrobiyoloji, halk sağlığı ve nüfus sorunları alanlarındaki derin bilgisiyle sayısız uzman yetiştirmesi ve çok sayıda bilimsel eser vermesi nedeniyle Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 1993 hizmet ödülü verilmiştir. Türkçe ve yabancı dilde çok sayıda bilimsel çalışması bulunmaktadır. Profesör Doktor Nusret Fişek, 3 Kasım 1990'da aramızdan ayrılmıştır. Şimdi ise Profesör Doktor Nusret Fişek'in hayatından kesitler içeren bir video izleyeceğiz. Thank you.
kötülüğünü iyi ilgilendiren bu tasarıyı benimsediğini beyan ettiler. Bu nedenle çocuk düşürme hakkında bazı bilgiler kazanmamızda yarar var. Önce bunun ülkemizde ne kadar yaygın olduğuna değinmek gerek. Türkiye'yi temsil eden örnekler üzerinde birçok araştırmalar yapılmıştır ülkemizde ve bunların sonuçlarına göre Türkiye'de her yıl 150 bin dolaylarında kadın isteyerek çocuk düşürmektedir. Bunların 1/4 kürtaj yaptırdıklarını söylemektedir. Diğer 1/4 30-40 bin kadın yapar. Bunlar kendileri gayet ilkel yöntemlerle çocuk düşürmüşler veya yeteneksiz kişilerin yardımıyla çocuk düşürmüşlerdir. Bu kadın sağlığı bakımından fevkalade tehlikeli bir durum yaratan eylem. Çünkü bunun sonucunda kadın şanslıysa belki kurtulur. Fakat büyük bir olasılıkla hastalar. Yasalarla bunu önlemenin ne kadar olanaksız olduğunu ve kadın sağlığı üzerinde ne kadar konuştu ki yaptığını Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bir ekspert komitesi raporundaki istatistiklerle de göstermek mümkündür. 1967 senesine kadar Romanya'da çocuk düşürme serbest. Ve ana ödülleri düşük nedeniyle hemen hemen sıkılıyordu. 67'de Romanya hükümeti bu serbestliği kaldırdı ve çocuk düşürmeyi sosyal nedenlere yasakladı. Bunun sonucu doğrudanlık bir süre arttı fakat sonra düştü. Fakat ana ödülde yükselmeye başladı ve 5-6 sene içerisinde Romanya'da düşük nedeniyle ana ödülleri düzeyi 400'den çıktı. 400'ü aştı. Bu Romanya'da misal, diğer ülkelerde de aynı şey farkına vardı. Ve ana sağlığını koruyabilmek için ilk önce 1967'de İngiltere'de sosyal ve psikolojik nedenlerle çocuk düşürme serbestliği kapattı. Bunu Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Federal Mahkeme Amerika Birleşik Devletleri'nde 1973 yılında çocuk düşürmeyi yasaklamanın kadın haklarına aykırı olduğu ve Amerika Anayasası'na aykırı olduğu kararlı verdi ve bütün eyaletlerin bu husustaki kanunlarını iptal etti. Bunu Fransa, İtalya, Almanya kovaladı. Halen birçok memleketlerde istediklerinde veya sosyal dinlenme, çocuk düşürme serbestliği fakat birçok memleketlerde de tabii hala yasaklanmıştır. Bu nedenle korunan kadın gibi kaldığı takdirde ona yardımcı uzatmak şart. Ve bu arada şunu da söylemek lazım ki %100 yani sterilizasyon ameliyatı kanunlar arası olan ki bu kanunu da kaldırılacak çok yerinde de bir tedbirdir ve kaldırılmamış. Türkiye'de sağlık bilimini çok daha fazla yükseltebilmemiz ve halkımıza memnun olacağı bir hizmeti şu elimizde hizmet üretmek için yeter sayıda eğitim vardır, yeter sayıda sağlık personeli vardır. Mali gücümüzde oldukça yeterli. Sağlık sorunları, sağlık konuları Türkiye'de en çok konuşulan konuların başında geliyor. Siz Türk Tabipler Birliği Başkanı olarak Türkiye'deki sağlık hizmetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Durum nedir size göre? Şimdi toplumun sorunu olarak ele aldığımız zaman problem şu oluyor. En önemli problem. En önemli problem halkın büyük bir kısmının sağlık hizmetinden yoksun oluşu. Devlet planlama tabii. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma var 1974 senesinde. Bu araştırmada ölüm ve doğumlarla ilgili bir araştırma. Bu araştırmada Türkiye'de ölen kişilerin %43'ü ölmeden önce hekim tarafından görülmemiş bir tedavi olmuş. Yani ölüm döşeğinde hizmetten yoksun. Aşağı yukarı nüfusun yarısı. Bu tabii çok büyük bir rakam. Ve doğru olduğunu anlıyoruz. Çünkü metropollerde aşağı yukarı her ölen hekim tarafından görülmüş. Oranın bozuk oluşunun nedeni az gelişmiş kırsal bölgelerde ancak 1/3 hekim tarafından görülmüş ölmeden önce tedavi olanağı bulabilmiş. Bu nedenle Türkiye'de sağlık sorununu çözeceğiz diyenlerin ilke
olması lazım gelen köyde ve kentte herkesin, her hastanın sağlık hizmetinden yararlanmasını sağlayabilmektir. Halk arasında da, politikacılar arasında da hep hastaneler düşünülür. Sağlık hizmeti dendiği zaman hastane hizmetinin geliştirilmesi düşünülür. Ama genellikle bir alışkanlık var. Hasta olan ilk olarak hastaneye gidiyor. Alışkanlık bu, bizim değiştirmek zorunda olduk. Geçtiğimiz hafta hayatımızın dünya bilim söylemlerinde onur ve ünlen iki büyük bilimlerimizi kaybettik. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Eski Başkanı, Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşarı Profesör Nusret Fişek, geçtiğimiz cumartesi günü Ankara'da öldü. 1914 yılında doğan Nusret Fişek, 1938'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 1945-1950 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde biyokimya, mikrobiyoloji dallarında doktora yaptı. Yurda döndükten sonra Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Nusret Fişek, halk sağlığı, koruyucu hekimlik ve nüfus planlaması ilkelerine esas alan uygulamalarıyla Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu projesini başlattı. Dünya Sağlık Teşkilatı Danışmanlığı, İngiltere Kraliyet Tıp Akademisi onur üyeliği de bulunan Profesör Nusret Fişek, Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluşunda da görev aldı. Profesör Nusret Fişek'in cenazesi 6 Kasım Salı günü Maltepe Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel de katıldı. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülünü vermek üzere Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Sayın Raşit Türkeli kürsüye davet ediyorum. Ben öncelikle Profesör Doktor Çağatay Güler'i davet ediyorum. Buyurun. Bunaldığında Sayın Profesör Doktor Nusret Fişek'e
mektup yazardım ve her seferinde yazdığım her mektuba cevap almıştım. Bir ara Türk Tabipler Birliği'nde buluştuğumuzda, hocam dedim, hakikaten minnet duyuyorum. Sahada ne zaman size seslensem bana yanıt verdiniz. Size kendimi borçlu hissediyorum. Dedi ki, oğlum bizde dedi, tıp mesleğinde, hocanın yaptığı iyi bir şey için hocaya borçlu olmaz. Benim yaptığım iyi şey varsa bu seni senden sonrakilere borçlandırır. Bunu hayatta hiç unutmadım kendisine ve onun yaptığı şeyleri benden sonrakilere ödeyebilmeye benim ömrüm ve kapasitem ne kadar yeter onu bilmiyorum. Bu arada bu ödülü Sayın Profesör Doktor Feride Tanrı'yla paylaşmış olmak da benim için ayrı bir sevinç demek. Teşekkür ederim. Merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlk kez Yuran Hoca'nın olmadığı bir ödül töreni düzenliyoruz. Nusret Hoca'yı ve Yuran Hoca'yı saygıyla anıyorum. Nusret Hoca adına verilen bir ödülü almak benim için de çok büyük bir mutluluk ve çok büyük bir onur. Çok teşekkür ederim. Ödülü aldığımı ben hemen tren istasyonunda aktarma beklerken sevgili Sezai'nin telefonuyla öğrendim. Sonra kendimi düşünürken buldum. Bilirsiniz, insanın zihni gariptir. Düşünceler birbirini hızla izler. Böylesi bir ödüle layık görülmek, insanda ister istemez bir kendini değerlendirme sürecine de yol açabilir. En azından benim için böyle oldu. Meslekte geçen 36 yılımı düşündüm. Neler yapabildiğimi, neler yapmak istediğimi, o günden bugüne neler anımsayıp düşündüğümü paylaşmak isterim sizlerle. Tıp fakültesini kazanmış ve siyasal bilgilere gidemediği için çok mutsuz ve yaz tatilini ailesinin burnundan getiren bir genç kız iken, beni halk sağlığı diye bir alandan haberdar eden Fakir Baybur olmuştu. Toplum hekimliği diye bir alan var, Nusret Hoca diye birisi var. Yoksulların, işçilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsin dediğinde gözyaşlarımı silip halk sağlıkçı olmak için tıp okumaya karar vermiştim. Sonra o Nusret Hoca, ben tıp fakültesinde öğrenciyken Toplum Hekimliği Enstitüsü'nün 20 yılı adlı kitabı Değerli Meslektaşıma diyerek bana imzalamıştı. TTB Halk Sağlığı Kolu 1988 yılında kurulduğunda İzmir'den temsilci olarak gelip Nusret Hoca ile birlikte çalışma şansım olmuştu. Yani ben Nusret Hoca'nın Türk Tabipleri Birliği'nden öğrencisiyim. Halk sağlığı, teknik akademik bilgiye hakimiyeti, toplumun içinde bir sağlık aktivisti olarak işlev görebilmeyi ve günün koşullarının ve toplumun gereksinimlerinin gerektirdiği politik tutumu alabilmeyi gerektiren bir alandır. Nusret Hoca ve çalışma arkadaşlarının idam cezasına karşı hekimlik tutumunu belirlerken izledikleri yol tam da budur. Ben de geriye dönüp baktığımda iyi ki yapmışım dediğim işler var. İyi ki toplumumuzun öncelikli sağlık sorunlarını belirleyerek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüzlerce öğretim üyesinin katılımıyla müfredat geliştirme sürecinin bir parçası olmuşum. İyi ki Marmara depreminden iki yıl sonra insanların hala konteynerlerde barındıklarını saptayan barınma çalışmasının bir bileşeniydim. İyi ki 2011 Mart'ında 30 bin sağlık emekçisinin katıldığı Çok Ses Tek Yürek mitinginin düzenlenmesine emek vermişim. İyi ki 2013 Haziran'ında ülkemizi biber gazı kapladığında öz bildirimle 11 bin kişinin biber gazı maruziyetini araştırıp raporlayan grubun bileşeni olmuşum ve bu rapor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kanıt olarak değerlendirilmiş. İyi ki 2015 Ağustos'unda tırmanan şiddet koşullarında sağlık çalışanlarına, kurumlarına ve araçlarına saldırıyı belgeleyen ve tıbbi bağımsızlığı savunan çalışmanın bir bileşeni olmuşum. İyi ki mesleğimi kolektif, örgütlü, çoğulcu bir anlayışla yaşamış ve gerçekleştirmişim. İyi ki yaşamımı sağlık hakkını, yaşam hakkını ve toplumsal barışı savunmaya adamışım.
İyi ki 2016 Ocağı'nda toplumsal barışı savunmak için imza vermişim. 2017 Ocağı'nda 36 yıl emek verdiğim işimden ve öğrencilerimden kopartıldım. Hiç kuşkum yok, tarih haklılığımızı ve yaptıklarımızın yerindeliğini kanıtlayacaktır. Bu ödülü bunun öncü habercisi olarak alıyorum. Dışarıda sizler için çay kahve ikram saygısız olacak ve çıkışta sol taraftan Yusuf Bişe Gamme etkinliği için anı defteri bulunduğunda hatırlatmak isteriz.